Efendim merhabalar, size ilginç bir makale başlığıyla videoya girmek istiyorum. Ave Caesar Mortuori Desolutant. Bu ne demek diye soracak olursanız oldukça ilginç bir öyküsü var. Çünkü gladyatörlerin imparatora söyledikleri bir laf bu. Yüce Caesar, birazdan ölecek olan bizler seni selamlıyoruz. Yani çok dramatik bir cümle ve bunu da bir makaleye koymuşlar. Şimdi makaledeki bu dramatik cümlenin niye koyulduğunu size aktaracağım. Efendim, ekstrakorporal membran oksijenizasyonu diye bir şey var. Vücut dışında kanın oksijenlendirilmesi hadisesi, İngilizce'den ECMO olarak adlandırılıyor. Yani kabaca suni akciğer demek lazım ve COVID-19'da hayat kurtarıcı bir rolü var. İşte size şimdi çok kısa bir şekilde 3 dakika içerisinde bunu aktaracağım. Niye buna ihtiyaç duyulmuş ve şu andaki durumumuz nedir? Böyle küçük bir alet bu. Vücuttan kanı alıyor, temizliyor ve tekrar vücuda geri veriyor. Ve özellikle akciğer hasarı söz konusu olduğu durumlarda akciğerin iyileşmesi için bize zaman kazandırıyor. Kabaca toplar damardan alıp kanı oksijenlendirip tekrar toplar damara veriyorsunuz. Basitçe oksijenden zenginleştiriliyor, karbondioksit alınıyor. Toplar damardan toplar damara verilirse akciğer görevini görüyor. Ama toplar damardan atar damara verirseniz aynen kalp akciğer makinesi gibi kalbi de destekliyor. Yani kendisi küçük ama marifeti büyük bir alet. Kabaca eğer bir kişinin akciğeri hasarlıysa o zaman solunum aletine bağlanıyor biliyorsunuz. Buna ventilatör deniliyor. Türkiye COVID-19 sayesinde bu ventilatörü öğrendi. Fakat uzun süre solunum aletinde kalındığı zaman komplikasyonlar oluyor. Enfeksiyon en başta gelen komplikasyon ve bir de akciğer hasarı oluşuyor. O yüzden ECMO daha iyi olarak kabul ediliyor. Yani akciğeri fazla hırpalamadan onun görevini devralıyoruz. 1971'de bu ilk defa kullanılmaya başlanmış fakat yüksek ölüm oranı ve hayal kırıklığı nedeniyle işte Yüce Caesar seni selamlıyoruz, ölecek olan bizler diye lafın konulmasının sebebi bu. Yani teraziye konulduğu zaman ya bunu kullanmasak daha iyi demişler. Sonra gelinmiş 2009 yılına kuş gribi artı MERS salgını ortaya çıkınca o zaman mecburen bu yöntemi kullanmak zorunda kalmışlar ve çok başarılı olmuş, %65 insanlar kurtulmuşlar. Ve tabii ondan sonra COVID-19'un patlamasıyla beraber bakın burada bir vaka ECMO kullanılıyor. Akciğerde ne kadar siyah alan varsa akciğer o kadar iyi havalanıyor demektir. Beyaz alanlar ise havalanmadığını ve o bölgenin enfekte olduğunu gösterir. Ve bakın ilk oktan ikinci oka akciğer ne kadar düzelmiş. Tam 15 gün bu ECMO cihazıyla destek sağlanmış ve Türkiye'de de 50 güne kadar destek sağlanmış ve taburcu olup yürüyüp gitmiş insanlar var. Bu son derece hayat kurtarıcı nitelikte bir durum. Ama her hasta uygulanmıyor. Bir takım kriterler var. Kandaki oksijen değerleri, akciğer dışında organ hasarı olmaması lazım, yaygın enfeksiyon olmaması lazım, kanda bakteri olmaması lazım ve solunum cihazında fazla kalmaması gerekiyor. Yani biraz erken ve seçilmiş hastalarda uygulandığı zaman gerçekten 1896 kişide %65'i kurtulmuş. Yine benzer bir oran, yaş ve süre arttıkça ölüm riski artıyor. İşte bakın, daha önceden biraz küçümsenen bir tedavi nasıl gelmiş, işe yarar hale dönüşmüş. Efendim teşekkür ediyorum, görüşmek üzere, hoşça kalınız.